Şimdi Dani abi, Nabi aleyhisselamın mescidi şerifinde ben şey ettikçe acizane manevi bir şey geliyor. Bir gün dedim ki orada bir kubbe var, ziyaret ettiyseniz şimdi eskiden... Şimdi etmedim, evvelce ettiğimde var, evet. Evet. Efendim, o kubbe mihrap daha duruyor aynı eskisi gibi. Efendim, o Osmanlı'dan mı, zamandan mı? Evet, evet. Evet. Mihrap olsun, kubbe tabii, olsun, tabii, aynı tabii, eski. Evet. Elhamdülillah. Efendim, şurada dedim ki ya azıcık bir şey yapayım, yatayım dedim. Şöyle yattım, kıbleye karşı ayaklarını çektim. Pazar günlerinde kimse yok. Çarşıda, pazarda hiç kimse yok ve Ağustos'un en sıcak gününde. Orada da bir vantilatör var. Dedim biraz yatayım, ondan sonra inşallah ikindiye hazırlık olur. Efendim, Kaylule gibi. Kaylule niyetine. Bir ses geldi. Oradan kalk. Bu ses, ben kalktım, oturdum. Normal bir insan sesi değil. Bir dakika uzunluk devam etti. Türkçe mi? Türkçe. Ama bir insan bu kadar oradan kalkıp... Bir de kimse yok. Kimse yok. Hayır, uzatamaz. Yani nefes uzamaz. Evet. Nefes uzamaz. Uzamaz, evet. Hazret kendisinin seslendiğinin bir bu işaretidir. İşaretidir. Çünkü bunu başkası yapamaz. Yapamaz. Bir dakikadan fazla neredeyse. Sesi duydum, kalktım. Bu nedir acaba? Dışarıdan birisi mi geliyor acaba? Dışarıya baktım. Efendim, şeyden, pencereden, pencereye yakın oradan. Baktım kimse yok. Ondan sonra karar verdim ki bu arada ses devam etti. Hemen aldım. Edebe şey olarak, edeben yani yatma burada edebe demek istediğim. Edebe aykırı yatmışım. Hatta mübareğin baş tarafıymış. O uzun değil mi? Uzun. Uzun. Şimdi... Malum haliniz, hadis-i şerifte Hazreti Enes İbni Malik'ten Enbiya-i İzam mütenasiptir. Bir buçuk iki karışa yakın burnu olursa onun mübarek cesedi cismi şerifi ona mütenasip olması lazım. Aza, tabii. Öyle olmazsa tabii. Çirkinlik olur. Tabii mütenasip. Hocam özür dilerim. Çok böyle büyük uzun boylu. Tabii, evet. Orada kabir tam ona göre değil demek. Kabir belli değil. Ha, belli. Şimdi. Ha, makam belli. Ne makam belli ama orada. Kabir altında. Anladım. Altında. Çok uzun, derindir yani. Derin ve duvarın iki tarafı baştan, sondan üzerine oturtulmuştur. Ha. İnsanlar bas çiğnemesin diye. Evet. Şimdi biz nerede oturalım ziyarete? Efendim burada arzu ederseniz gideriz. Hocam şu an kazı yapıldı. Ha, evet. Şu eski hal değil şu an. Ha. Kabri şeriflerine kadar inildi. Onunla alakalı şey de var. Evet. Ondan önce özür diliyorum. Lahde bulundu mu? Efendim? Lahde buldular mı şimdi? Şimdi bu şey kazılırken ben başındaydım. Ha. Kaç sene oldu bu kazı? Yeni. Yeni. 4-5 senelik. 4-5 senelik. Öyle bir kayalar yerleştirilmiş ki. İşte Hazreti Ömer Efendimiz çok derin şey yapın dedi. Evet. Sahabe evet. Buldukları zaman Danyal Aleyhisselam'ın kabri dediler. Evet. Yazmış o zaman. Evet. Yani İbranice mi ne? Evet. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'in tembihatı var. Evet. Çok derin evet. Yapılsın, evet. Üzeri sağlam evet. Yapılsın. Azizane bir şey karaladım bununla ilgili. Öyleymiş. O kitap da bulacağız inşallah. Ya var. Siz verebilirseniz bana açar. Bak böyle geçer. Şimdi esas meseleyi birine koyup birine geçtik. Ben esas anlatacağım yer vardı orada. Bu kabrin oraya sonra gelelim. Ben şimdi orada uyudum kalktıktan sonra bana bu hususta Daniyane Nebi Aleyhisselam'la bir şey yazma şeyi geldi. Ha.
Anladım. Buna başladım. Bizim eski bir fakirhane var. Orada efendim eserleri koydum. Şey var biliyorsunuz. Hasan el-Adevi'nin meşarihi. Evet. Bizde de var. Ha. Onu elime aldım. El-Enbiya ve ihyâhum fî kuburihim. Musallûn. Musallûn. Bu takıldı. Keyfe yusallûn. Namaz kılıyorlar. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Nasıl kılacaklar namazı? Hayır. Ha. Meşguliyet kalktı. Evet, meşguliyet kalktı ama evet. Bu yusallûn nedir? Bu takıldı da takıldı. Şöyle af buyurun oturuyorum. Kitapla şöyle şeyimde. Kimse yok orada. Eski ev. Tahta merdivenden iniliyor. Kapıda tahta. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz tahta kapıdan içeriye girdi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Gel buyurdu bana. Aşağı indim. Arkasından gidiyorum. Şimdi kim? O kapının yerine geldi Daniel Aleyhisselam. İmamet vazifesi yaptı. O zaman bir laht yapılmış. Lahtın üzeri mermerinin şeydi. Eskiden tahtadan idi. Sonra mermerden yapıldı. Efendim lahtın kıble tarafına geçti. Ben de aşağıdayım. Bu ayak ucunda. Evet. 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 El-Enbiya ve ihyâhum fî kuburihim yusallûn. Yed'ûne Allah Teâlâ ve yusebbihûne. Allah Allah. Salat o demek. Aleyhisselatü vesselam bir adresi bu. Danyal aleyhisselam. Evet. Danyal aleyhisselam kendi söylüyor. Kabirlerinde diridirler. Üç defa elini vurdu kabrin baş tarafına. Hadis-i şerifi mana teşah etti. Tefsir etti. Efendimiz Daniel Aleyhisselam'ın makamına indi. Oraya geldi. Geldi. Ha, oraya geldi. Efendimiz tefsir etti bunu. Evet. Tamam. Ana. Şüphe var mı? Yok. Laşe. Men râni fil melam fekad râl hak. Şüphe yok. Ya o zaman Daniel Aleyhisselam yetkesin orada. Ondan sonra ben eseri acizane araştırmaya başladım. Şimdi malumunuz bu ufak bir şey ansiklopedik var, bilgiler veriyorlar. Bunlar şey değil. İncelemiyorlar. Yani. Tahkik değil, tahkik yok. Tahkik yok. Tahkik yok. Evet. Ariz amik tahkik yok. Yok maşallah sizin. İnşallah istifade edeceğiz ya. Aleyhissalatü vesselam. Tasarrufları tabii peygamberler devam ediyor. Bunların hürmetine müstecap dur ya. Şey dua %100 kabul. Ne var ne filmden hadisi malum. Mehmet efendim. Şey yok. Şüphe yok. Hocam bir de o kazı esnasında. Ondan sonra. Ozat kim? Ozat. Şimdi bu şey yapılıyor işte. Orada. Daniel Aleyhisselam da oluyor kazı. Evet. Şimdi yanında oturacak yer var mı ziyarette? Var. Mescit var hocam. Mescitte mi görünüyor bir şey? Makam. İneriz aşağıda aşağı. Merdivenlerden iniliyor şimdi aşağıya. Aşağıya ineriz. İnşallah. Şimdi esas o şey olan yeri altta üstü ondan sonra kapatılıyor. Şu şekilde. Kabir şerifinin şeyi. Şimdi. Tabanda yani hocam. Ta aşağıda. Biz aşağıda. Şimdi buradan mı dua edebileceğiz? Evet. Oraya ineceğiz. İneceğiz. Oraya iniliyor. Şimdi yani. Orada göstereceğim. Efendim. Kazı başladı. Esas eski halinin kazısı yani. Anladım hanım. O molozları, kayaları çıkardılar. Ki onlar hususi konmuş. Hüsus tabii. Muhafaza için. Bir pamuk balyasını düşünün. Her biri onun büyüklüğünde. Anladım. Toprağın kendinin değil. Oraya getirip koymuş. Getirip koymuş. Anladım. Buralarda böyle kaya yok. Yok evet.
Toprağın cinsi değil yani. Ya, Tarsus'un yakınlarında böyle bir kaya yok. İşte sahabe-i kiram yaptılar. Onu hususi şey olmasın, kimse ulaşamasın diye konmuş. Bunları belediyenin o hizmeti hakikaten şeydir. Bunları orada kırarak çıkardılar. Çünkü kaldırmaya için şey girmesi mümkün değil. Temizlendi. Temizlendikten sonra altından böyle dümdüz bir blok zift çıktı. Su geçmez. Üstünde su geçiyor normalde. Normalde su geçiyor ya. Deli yatağı mı? Benim o şey yaptığımda, imamlık yaptığım dönemde su altından geçerken sesini duyardık. Allah Allah. Ve mihrap kısmından çıkardı. Ve şeyden Ulu Cami'nin yan kendine giderdi. Şimdi şey bittikten sonra o taşların temizlenmesi böyle blok çıktı. O bloku kaldırırken Ömer bin Hattab radıyallahu hazretlerine paraları çıktı. Bak ne dedim, hatırlar dedim dönemi dedim işte. Tasdik ediyor. Şimdi müze de onlar. Tasdik etti. Müze de. Efendim. O da temizlendi. Ondan sonra beton gibi bir blok çıktı. Ne kadar derindi. Buralar, onlar şu anda kapalı. Sadece en son çıkan derin bir kuyu şeklinde örülmüş. O duruyor. Onu şimdi göstereyim size inşallah orada. O nihayet şeyin Hazreti şeyinin bittikten sonra o şekilde yapılmış. Anladım. Efendim bitti. Şimdi o blok çıkınca orada çalışanlar hayret ettiler. Dediler ki hocam bu beton değil. Bizim bildiğimiz betondan değil. Bu çok kuvvetli bir şeyle yapılmış. Çünkü şöyle bir parça o kayalar çıkartılırken kopmuş. Şimdi ellerini aldılar. Bu diyorlar çok ağır. Bu hususi yapılmış. Tabii lahit ki. Evet. Dediler ki hocam dediler bunun şeyinden bir parça varyozdan kıralım alalım. Burası Daniyal Nebi Aleyhisselam'ın merkadi şerifidir. Burada dedim varyozdan onun kabrinden bir şey kırılmasına ben müsaade edemem dedim. Evet. Burada varyozdan mı? O burada ona örnek almak istiyorlar. Evet. Ama olmaz. Ona eziyet olur. Eziyet. Hocam ne olur, şu olur, bu olur. Ben dedim size şey izin edemem. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi karışmasın, biz vuralım, alıp koparın. Siz bilirsiniz dedim. Varyozun birini vurdu, hiçbir şey koparamadı. İkincisini vurdu, yine koparamadı. Varyozu üçüncüsünde kaldırınca bayıldı, düştü oraya. Allah Allah. Hocam şahit yani. Ben yani. Allah Allah. Ya koca peygamber ya. Bir de çok tasarruflu bir nebi. Çok. Yani Beni İsrail'de de bir misli yok yani. Evet yok. Misli yok. Evet. Ve şecaatini. Aslanlar şey yanında. Ya, aslanlar zarar veremiyor. Ben defalarda gördüm orada. Aslanlar zarar veremiyor. Ha. Efendim ben söyleyeyim. Aslanlarla özel hadis var onun hakkında. Var var. Aslan evet. Kuyuya attı onu. Tabii. O zaman kralı aslanları evet. Yanına attı. Parçalama kuyusuna falan. Parçalatmak için. Bakın yine sen de bunlar. Var ne hadis-i herifler var. Eûzü bi Rabbi Danyal diye bir dua var İbn-i Sünni'de. Evet. Amel-i Ömr'de. Evet. Eûzü bi Danyal diye de bir hadis-i rivayette geçiyor. Evet. Ama o işte bir Rabbi mahsuf orada. Eûzü bi Rabbi Danyal. Minel cübbi. Evet. Ne doğru. O kuyudan vel esedi. Aslana karşı bu okunuyor. Evet. Bu dua okunursa aslan zarar veremiyor. Doğrudur. Kitapta öyle kaynak değil mi? Siz buldunuz onu.
O benim eserde yok. Ha, İbn-i Sünni'nin evet. Meşhur muhaddis. Ha, çok güzel. Amelülyen ve Leyle'de. Eûzü bi Rabbi Danyan miner evet. Cübbi evet. Vel Esedi. Danyan Aleyhisselam'ın kendisinin bir kuyuda yaptığı dua var. Ha. O sizde var mı? Var. Hatta onu ben kaynağını bulayım. Evet. Onu da yazalım. Şeyde, benim şeyde Allah Allah. Yani aslandan sakınan Danyal'ın Rabbine diye sığınacak. Aslan bir şey yapamıyor. İbn-i Kesir'in tarihinde. He, maşallah. El-Bidaye'de. El-Bidaye'de. Tamam oldu. Şeyde. Maşallah. Şimdi ben bayıldı düştü. Dedim ki çıkarın getirin onu. Şimdi 6 metre aşağı inmişler. Ben yukarıda nezaret ediyorsun. Nezaret. Çıkarın getirin dedim. Çıkardılar getirdiler. Manen Danyal Aleyhisselam'dan şey istedim. Himmet istedim. Affet diye. Su okudum. İzine sildim. Ayıktı. Ha. Ne oldu dedim. Aman hocam dedi. Üçüncü varyozu vuracağımda dedi. Bana dedi burnuma bir koku geldi. Onun güzelliğini tarif edemem. Kötülükle değil de Hazret onu taltif etmiş. Bu kokuyla şey yapmış. Ferahlatmış. Vazgeçirmiş. Vazgeçirmiş. Tehdit ederek değil. Hocam dedi o ne güzel koku. Onu duyunca bayıldım ben de. Hadi al var yazı bir de. Vurmam artık dedi. Derken basın duymuş bunu. Gazeteciler. Ha çıktı bu demek haberde. Yani onu da bulalım şeylerde. Eski sitelerde. Efendim. Haydi arası haber 15 ne? Dakika sürmedi. Bir grup geldi. Basın. Hocam böyle böyle olmuş. Evet dedim. Yani bize müsaade et de bunun taklitini yapsın. Bunun taklidi makliti olmaz dedim. Allah Allah tiyatro mu çevireceğiz? Burası ya? Dedim. Dedi ha gazeteye şey edeceğiz de temsili yapsın. Burası dedim sinema festivali değil. Ha. Bu peygamberi zişan bir nebi nebinin şeyidir makamıdır burası. Böyle şey olmaz dedi. Ben dedim müsaade de etmem. Müsaade edene de şey yapmam dedim. Razı olmam dedim. En azı ısrar ettiler işçilere. O işçiye gidi. Bak şimdi ya. Dedi hocam ne diyorsun dedi. Sen dedim gördün gördüğünü. Hala dedim şey yapmadın mı? Yok vurmayacağım dedi. Sadece varıyorsan bir temsilini yapacağım. Ya yani, hareket görüntüyü. Ha, hadi yap dedim müzik ona karışmam dedim. Aldı aynı şekilde. Birinciyi vurdu. Bir şey yok. Ya vuruyor gibi yapıyor. Bir vuruyor. Bir indirdi yok. İkinciyi indirdi. Üçüncü de aynı önceki gibi bayıldı düştü. Allah Allah. Allah Allah. La havle ve la. İnneke la tehdi men ehvet. Velakin Allah ehdi men isha. Demek lazım değilmiş. Tabii. İşte yine aynı önceki gibi yaptım. Ayıktı. Dediler ki şimdi gazeteciler orada 10-15 tane. Allah çektiler mi ki de onu ya? He. Dediler hocam burada bir kazmaz yok mu? Metan gazı arıyorlar. Hiç dedim düşünmediniz mi? Şu yaşa gelmiş ben dedim burada bir haftadır bunların çalıştığı yerde başlarında duruyorum. Öyle bir şey olsa önce bana mı olmalıydı, bunlara mı olmalıydı? Bu yaşta adam dinliyor. Öyle bir şey eğer var, biz bunu bir hastaneye götürelim bunları. Hadi götür. Hastaneye götürürler. Hemen nöbetçi şeyde kanlarını almışlar falan, hiçbir şey yok. Doktor demiş ki orada, siz ne yapıyordunuz böyle böyle, ne oldu anlatmışlar. Siz gidin demiş hocaefendiye, sizin ilacınızı o yapsın demiş. Tabii.